Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna dönüşü gazetecilere İdlib'de Esad rejiminin yaptığı saldırı hakkında konuşmuştu. Erdoğan aynı konuya bu kez de AK Parti grup toplantısında değindi. 8 şehit verilen saldırıyı Suriye'de yeni bir dönemin miladı olarak tanımlayan Erdoğan, Esad rejimine gözdağı verdi. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Orta Doğu planına da sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinde ise Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin yaptığı ve 8 şehidin verildiği saldırı yer aldı. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı tahammüden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Yaptığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adımı göz yummayacağız diyen Erdoğan, Türkiye olarak Suriye'deki beklentilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le paylaştığını söyledi. İdlib'de rejimin bir an önce Soçi mutabakatı sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşamda Sayın Putin'le yaptığım görüşmede ifade ettim. Şu anda 12 gözlem noktamızın ikisi rejim hattının gerisinde kalmıştır. Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak. Erdoğan konuşmasının ikinci bölümünde geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yılın anlaşması olarak açıkladığı Orta Doğu planına büyük tepki gösterdi. Açıkladı. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir barış değil, işgal ve ilhak planıdır. Açıklanan planın yegane hedefi 70 yıldır aralıksız süren İsrail'in işgal, yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet. Değerli arkadaşlar, harita bu. Filistin toprakları gördüğünüz gibi bu. Şu anda yapılmak istenen ne? Filistin topraklarının bu halini şimdi İsrail toprağı. Orta Doğu planının Filistin için büyük bir felakete yol açacağını belirten Erdoğan, plana destek vermeyeceklerini net bir şekilde ifade etti. Rıza gösterebilir. Tam 70 yıldır evlerine kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını söylüyor bu plan. Kendi topraklarına dönemeyecekler. Ürdün'de ise orada kalacak. Topraklarına bir daha dönemeyecek. Bunlar birer şagil. Bunlar işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs'ün ve Filistin'in göz göre göre İsrail'e peşkeş çekilmesi. Ne yaparsanız yapın, bunu kesinlikle başaramayacaksınız. Ve Filistin'de o kadınların direnişi karşısında bize düşen onların, en az onların direnişi kadar dik durmaktır. Bunu başarmamız lazım. Çok büyük paraları olabilir. Çok büyük silahları olabilir. Nükleer başlıklı silahları da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz. Nice az inanmış toplulukları
inanmamış kalabalıkların üzerine galip kıldık diyor.